İstanbul'a geldiğimiz günü hiç unutmam. Şehrin çok üzüntü veren bir hali vardı. İstanbul, düşman donanmaları limana girerken felaketin matemini tutuyor, büyük matemini Atatürk'ü de ortak ediyordu. Askeri ulaşıma ait köhne bir motorla deniz ortasına yayılan bir çelik ormanın içinden geçiyorduk. Atatürk'ün dudaklarından "geldikleri gibi giderler" cümlesini duyduğum zaman işgalin doğurduğu derin ve kederli ümitsizliği derhal unuttum. Verilen alıntı metinden hareketle yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Mustafa Kemal ümitsizliğe yer vermemiştir. "Geldikleri gibi giderler" cümlesi zaten bunun bir göstergesidir. Mustafa Kemal'in bağımsızlığa olan inancı tamdır. Yine aynı doğrultuda olduğu için ikinci bilgiye de ulaşabiliriz. Mustafa Kemal milli bilincin uyandırılması için ilk çalışmalarını İstanbul'da yapmıştır. Arkadaşlar yukarıdaki metinde böyle bir şey çıkmayacağı için üçüncü bilgi yanlıştır. Sorumuzun doğru cevabı 1-2'nin olduğu A şıkkıdır. Amasya Genelgesi'nin alınan kararlardan bazıları şunlardır. Sadece bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Bakalım. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. Osmanlı hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir. Bu durum milletimizi yok olmuş gibi göstermektedir. Milletin bağımsızlığını yine milletin azmi ve kararı kurtaracaktır. Milletin içinde bulunduğu durumu dünyaya duyurmak için her türlü baskıdan uzak milli bir kurul oluşturulmalıdır. Anadolu'nun her bakımdan en güvenli yeri olan Sivas'ta milli bir kongre toplanacaktır. Şimdi bize burada dikkat edin, sadece bu bilgilere göre hangisine ulaşılamaz diyor. Halk iradesi kavramını esas alan kararlar alınmıştır. Buradan nereden bulabiliriz biliyor musun? Bakın, milletin kararı cümlesi. Bu zaten halk iradesinin olacağının bir göstergesidir. Öncelikli amaç milli egemenlik ilkesini hayata geçirilmesidir. Arkadaşlar buradan öncelikli amacın hangisi olduğuna dair bir şey çıkmayacağı için ben B şıkkına ulaşamam. Halkın geleceğine yön verecek alternatif bir oluşum hedeflenmiştir. Bakın, milli bir kurul oluşturulmalıdır cümlesinden de C şıkkına ulaşabilirim. Milli mücadelenin amacı ve yöntemi belirlenmiştir. Birinci sıradaki bilgi amaç. Sonrasına baktığımız zaman buradaki bilgide milletin bağımsızlığı yine milletin azmi ve kararı kurtaracaktır cümlesi de yöntem olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. O yüzden biz burada amaç ve yönteminde olduğunu söylüyoruz. Ulaşılamaz olarak verilen B şıkkıdır. Verilen kronolojiden hareketle yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Bakalım. 1919 tarihli bir kronoloji verilmiş. Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı, Havza Genelgesi, Amasya, Erzurum, Sivas, Amasya görüşmeleri ve temsil heyetinin Ankara gelişi olarak verilmiş. Amasya iki önemli olaya ev sahipliği yapmıştır. Bakın, hem genelge hem de burada görüşme dedi. Demek ki bu bilgi doğrudur. Milli mücadele sürecinin ilk genelgesi Havza Genelgesidir. Baktığımız zaman evet, Amasya'da bir genelge ama burada daha öncesinde bakın Havza Genelgesi var. O yüzden ikinci bilgi de doğrudur. Sivas Kongresi hem toplanış hem de alınan kararları bakımından ulusaldır. Normalde doğru bir bilgi ama buradan bu çıkmayacağı için üçüncü bilgiye ulaşamayız, yanlış diyoruz. Sorumuzun cevabı 1-2'nin olduğu A şıkkıdır. Genelgeler ve kongreler sürecinde alınan kararlar ile bu kararların ilgili olduğu kavram eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Manda ve himaye kabul edilemez, yani bağımsızlık istiyorum diyor. Bakın sağ tarafta da ne var? Bağımsızlık var. Demek ki bu kavram doğrudur. Kuvayi milliyeyi etkin, milli iradeyi hakim kılmak esastır. Arkadaşlar milli irade demek halkın yönetime katılması demek. Bu da zaten nasıl olur? Milli egemenlikle olur. Milletin egemenliğiyle olur. B şıkkındaki kavram da doğrudur. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. Buraya yazılması gereken şey tam bağımsızlık olmalıydı. Ama burada ne diyor? Ekonomik bağımsızlık diyor arkadaşlar. Bu durumun ekonomikle bir alakası olmadığı için C şıkkı yanlıştır. Azınlıklara siyasi hakimiyet ve dengemizi bozacak ayrıcalık verilemez. Bu da Müslüman ve azınlıklar arasında eşitlik oluşturmaya çalıştığı için D şıkkındaki kavram da doğrudur. Yanlış olarak verilen C şıkkıdır. Buna göre çıkarımlarından hangileri doğrudur? İzmir'in işgali Türk milletinde büyük bir endişeye neden olmuş. Anadolu'nun birçok bölgesinde
protesto ve mitingler düzenlenerek İzmir'in işgali kınanmıştır. Gelişen olaylar karşısında endişeye kapılan işgalci güçler İstanbul'daki gösteri ve mitingleri yasaklamışlardır. İzmir'in işgali Türk milletinde milli bilincin uyanmasında ve Kuvayi Milliye Birliklerinin oluşturulmasında etkili olmuştur. Hemen bakalım hangileri doğrudur diyor. Tarihi olaylarda sebep-sonuç ilişkisi vardır. Baktığımız zaman tarihi olaylarda sebep-sonuç ilişkisi olduğuna dair kesinlikle buradan bir yargıya ulaşırım. Çünkü İzmir işgal edilmiş, işgalden sonra protestolar başlamış, protesto olduğu için halkın milli bilinci uyanmış ve mücadele başlamış. Demek ki burada neden-sonuç ilişkisi var. Türk halkı Anadolu'daki işgalleri kabul etmemiş, etmemiş ki zaten protesto ve miting düzenlemiş. Demek ki ikinci bilgi de doğrudur. İşgallerin başlamasına, Kuvayi Milliye ruhunun doğmasına ortama, işgallerin başlaması Kuvayi Milliye ruhunun doğmasına neden olmuştur. Bakın son bilgi zaten bunun göstergesidir. İzmir'in işgali bilincin oluşması ve Kuvayi Milliye birliklerin oluşturulmasına etkili olmuştur. Bilgisi de bizi 3'e ulaştırır. Cevabımız 1, 2, 3'ün olduğu D şıkkıdır. Şeyhülislam Dürrizade Abdullah Efendi'nin temsil heyeti ve Mustafa Kemal'e karşı yayımladığı fetva. Padişahın ülkesinde savaşacak güçte olan Müslümanların asilerle yani temsil heyetiyle çarpışması dince gerekir mi? Cevap: Allah bilir ki gerekir. Bu savaştan kaçanlar dünyada şiddetli cezayı, ahirette de çok acı ıstırabı hak eder mi? Allah bilir ki ederler. Halife askerlerinden asileri öldürenler gazi, asilerin öldürdükleri şehit olur mu? Allah bilir ki olur. Buna göre milli mücadele süreciyle ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? İç unsurlara karşı da mücadele verilmiştir. Doğrudur arkadaşlar. Bakın temsil heyetini hain olarak adlandırıyor. Vatanı kurtaran bir gruba hain demek zaten başlı başına bir yanlıştır. İç unsurlarla da mücadele edildiğini buradan anlayabilirsiniz. Halkın dini duyguları suistimal edilmiş yani kullanılmıştır bilgisi de doğrudur. Halk dini duygularda hassas olduğu için fetva yayınlanmış ve bununla halk vurulmaya çalışılmış. Aslında kalbinden vurulmaya çalışılmış. Bu da doğru bir bilgidir. Halk ile temsil heyetinin arasını açmaya yönelik girişimler olmuştur. Zaten yayınladığı fetva tam olarak bunun göstergesidir. Üçüncü bilgi de doğru olduğu için cevabımız 1-2-3'ün olduğu D şıkkıdır.